The second part of his answer concerns the future. Cevabının ikinci kısmı gelecekle ilgili. Dikkat ederseniz burada ile ile yok ama concern direkt olarak ile alakalı. Endişe vesaire gibi anlamların yanı sıra. Getting his diagnosis spurred him to get on with things that he had avoided. Getting his diagnosis, teşhisinin yapılması. Teşhisini öğrenmesi diyebilirsiniz burada. Gerund değil mi? Girmiş cümleye. Teşhisin yapılması, konulması. Spurt, him. Spurt. Fena olmadı. Durumdan mı çıkardın yoksa? Güzel, güzel. iyi yorum. To spur, harekete geçirmek demektir. Sebep olmak demektir. Veya harekete geçmesine sebep olmak. Teşhisin konulması, spurt, him. Onu harekete geçirdi. Hangi konuda, ne yapma konusunda to get on with, get on with, things that he had avoided. İlk önce şöyle yapalım. Şeyler ki he had avoided. Kaçınmış olduğu, şimdiye kadar uzak durmuş olduğu şeyler ile get on with etmesi için harekete geçirdi. Get on with iki anlam vardır. Bir buradaki anlamı bir şeye devam etmek. Ve uzunca düşündükten sonra bir şey yapmaya karar vermek demektir. Get on with. Bir de arkadaşlarıyla bilmem kim insanlara iyi geçinmek demek. Birisine get on with it derseniz hani aş bunları artık. Yani yapacaksan ne yapacaksan yap demektir. Having put off fatherhood for a long time, he took the plunge and is now loving it. Şuradaki get on with devam etmek anlamı da var. Şuradaki took the plunge birazdan gelecek take the plunge asıl budur. Bir şeyi ya acaba falan filan dedi iyice düşündükten sonra ha ah, deyip böyle dalmak, balıklama dalmak demek. Take the plunge. Evet şimdi şu kısım having put off. Hatırlarsanız cümleye having artı verb 3 ile girerse diye örnekler çok vermiştim. Buradaki put'un tabi verb 3 olduğunu görmeniz zor çünkü put put put. Üç halde aynı. Put off ne demekti? İki anlamı var temelde. Bir buradaki anlamı ertelemek demek. İkincisi de keyfin kaçması, moralin bozulması, iştahın kapanması demektir. Veya kapatmak demektir. Having put off erteledikten sonra neyi? fatherhood babalığı for a long time uzun bir süre boyunca babalık olayını, işte baba olma olayını ertelemiş olan da diyebilirsiniz. Vatandaş şu ifade gelip sizi özneye bağlıyorsa yapmış olan bu adam took the plunge Take the plunge ise ne olacaksa olsun artık deyip dalmak. He took the plunge and is now loving it. Şuradaki loving olayı continuous olarak kullanmış. Daha önce bir derste vurguladım hatırlıyorum. Normalde love ing almaz continuous olarak. Ama görüyorsunuz çok önemli bir dergide yayınlanmış bir makalede bile artık continuous hali kullanılıyor. Şimdi bunu yani babalık olayını seviyor. For all the corner reasons. Hangi sebeple seviyor? For burada sebep. Bütün korni sebeplerden ötürü. Korni, herhangi bir şeyi korni diye tanımlarsanız bayat aslında yanlış değil ama herkesin bildiği klişeleşmiş demek. Bir şeyi korni diye tanımlıyorsanız klasik, klişeleşmiş, bayatlamış. Mesela nedir işte? Para için değil, aşk için evleniyorum falan. Kız zengin, yeme bizi. Evet. He seems almost apologetic as he says it, as if he were listening to an echo. He seems almost apologetic. Neredeyse apologiden geliyor bu. Özür dilemek. I apologize diyorsunuz ya. Apology özür demektir. Apologize özür dilemek. I apologize dediğim zaman direkt olarak özür dilerim demektir bu. Bu da Amerikan, İngiliz, İngilizcesinde çok olur ve Türkçe'de geçmiş filmlerde sen bana bir özür borçlusun. Şuradaki o borçlu olmak. Sen borçlusun bana bir özür. Evet. Apologetik ise özür dilercesine demek. Davranış veya sözdür. Burada ise öyle görünüyor. Neredeyse özür diler gibi gözüküyor. Ezhi sezit. O adam bunu söyler iken söylerken sanki özür diler gibi neredeyse gözüküyor. Yani bütün hani bu bayat klişeleşmiş sebeplerden ötürü babalığı seviyor olay bunu söylerken özür diler gibi söylüyor. As if sanki neymiş gibi he were listening to an echo. Sanki bir ekoyu dinliyormuş gibi. As if sanki miş gibi demekti. Sanki bir eko bir yansımayı dinliyormuş gibi. Yani zamanında çok babalık aleyhinde konuşmuş anlaşılan. As if devam ediyor. From inside this very modern pre predicament yani knowing his own genetic flaw he knew he was articulating an all age truism that life is most precious when it is under threat. Sanki as if from inside içerisinden neyin içerisinden this very modern predicament bu çok modern çıkmaz çok güzel predicament içinden çıkılması zor bir durum, çıkmaz demek. Ama çıkmaz sokak değil. Çıkmaz bir durum, zor bir durum. Çıkmaz sokak nedir bu arada? Çok enteresan. İngilizce'ye nereden geçmiş bilmiyorum ama. Şu. Kul cool desak veyahut da kal desak diye okunur. Sak kese. Ha. Hmm. Evet. Evet. Bir tarafı kapalı yani. Bu çok modern, çıkmaz, zor durumun içerisinden knowing his own genetic flow, burada bahsettiği modern çıkmazımız, modern zor durum nedir? Kendi, his own, kendi genetik kusurunu bilmek. Normalde genetik kusur daha 10-15 senelik bir olay değil mi? Yeni bir olay. Bunu bilmek, he knew He was articulating an old age truism. As if he knew. Sanki biliyordu. Şuradaki as if. Hani şurada as if'ten sonra nasıl cümle geliyor. Değil mi? Burada da he knew. Sanki biliyordu. Neyi biliyordu? Bilmekteydi. He was articulating an age old truism. Articulate. T'den sonra e var. Dile getirmek, dillendirmek, ifade etmek demek. Bir insanı articulate diye tanımlarsanız articulate Ağzı laf yapan, güzel konuşan demek. Fakat aynı zamanda articulation, eklemli, hareketli demektir. Articulated. Hani eklem derken kafatasında da eklem var da hareket edebilen şeyi, eklemleri kastediyorum. He was articulating, dile getiriyordu, ifade ediyordu. Neyi? An age old truism. Age old diyorsa yaş yaşlı, ikisi de yaşlı gibi sanki. Age'in başka hangi anlamını biliyorsunuz? Çağ. Çağ yaş ne oldu o zaman? Age old diyorsanız çok eski zamanlardan beri demektir. Age old. Arkasından bir bu şekilde isim ister. Mesela age old tradition. Tradition neydi? Gelenek. Çok eski çok eski beri. İkisi de. İkisi de. Age old tradition diyorsanız çok çok eski bir gelenek. Dolayısıyla eskiden beri gelen bir gelenek. İkisini de yuvarlayacaksın. Yani çok net olmana gerek yok o konuda. Yani bunun e, present perfect veya zamanla hiçbir alakası yok. Her yerde kullanabilirsiniz bunu. Trueism ise, çok güzel. sözü şeklinde ifade edilen genellikle, özlü söz şeklinde ifade edilen ve dediğiniz gibi herkes tarafından bilinen gerçekler bunlar. Trueism ifadesi zaten şurada sonunda izim var ve bu da true değil mi? Gerçek, doğru, hakikat oradan geliyor. Herkesin doğru kabul ettiği, gerçek kabul ettiği ve hatta tartışmasız gerçek diyebilirsiniz. O zaman işte bu adam kendi genetik kusurunu bilme gibi çok modern bir çıkmazın içerisinden, böyle bir durumun içerisinden sanki biliyordu çok eski bir hakikati ifade ediyor olduğunu biliyordu sanki. O da that yani buradaki that şuradaki he was articulating that veyahut da he knew that ama articulate e bağlamak daha doğru. Neyi söylüyordu adam? He was articulating that diyordu ki life is most precious hayat most precious precious hatırlıyor musunuz? My precious. Bunu söylemeyi seviyorum. Evet kıymetlimiz. Değil mi? Hayat en kıymetlidir. Most precious. Başında the yok. Dikkatinizi çekeyim. Most'un başında the yok. Özel bir kullanım olarak. Hayat en kıymetlidir. Ne olduğunda? When it is under threat. It dediği burada hayat tehdit altında olduğu zaman, olduğunda en kıymetlidir. İşte bu truizm dediği, herkesin bildiği hakikat bu. Tehdit altında olduğu zaman hayat en kıymetli oluyor. Hani onu biliyoruz ama işte bunu bu adam net olarak söylemiş oluyor burada. Ya değil mi? Evet. Sorunuz var mı?